Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok ama çok güzel bir video çıkaracağız. Bugün noodle mukbang yapacağız. Perfect. Bugün sizden gelen en iğrenç, en kötü, en linçli yorumları okuyacağım. Ben izlerken çok üzüldüm ve bir o kadar da çok güldüm. Hadi o zaman başlayalım. Sakura maymuna benziyorsun demiş. Ya Rabbim, bu kadar kör olabilir misin be? Hayatında bu kadar güzel maymun gördün mü Sakura? Hayatında bu kadar güzel maymun gördün mü Sakura? Gözünü seveyim abi, yapmayın şöyle şeyler ya. Özgüvenim biraz tavan olabilir ama maymuna da benzemiyorum. Gözünü seveyim, göz ver nizam var şimdi değil mi? Yorumlarda herkesten övgü bekliyorum abi. Bir dahaki videoda beni linçlerseniz videonun içeriği olursunuz arkadaşlar. Çok pis dalga geçerim. Çok pis dalga geçerim. Çok eğlenceli bir gün. Zeynep Kaya gönlün olsun demiş. Zeynep'cim yapma böyle şeyler. Zeynep kız öyle şeyler denir mi? Er var namus var gözünü seveyim. Zeynep. Ayten önemli demiş ki ulan dünyayı yedin öküz. Kardeşim ben bir yemek kanalıyım. Tabii ki yiyeceğim. Seni bile yerim. Buradaki herkesi bile aç olsam yerim. Dünyadaki en sevdiğim şey yemek yemek. Bayılıyorum abi yemek yemeye. Gerçekten bayılıyorum. Bu şekilde öküz, hayvan, aslan. Binlerce böyle hayvan yazıyorlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi yazıyorlar. Ama bunların hepsi benim için övgü abi. Bu şekilde linçleyecekseniz linçleyebilirsiniz. Hayvanın tekiyim abi. Bulduğumu yerim. Bu arada şapkamı sormuyorsunuz. Noodle fırladı. Şapkam nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Hakuna Matata. Bundan sonra videolara bununla çıkmak istiyorum. Güzelse yorumlara bunu, güzel değilse yorumlara bunu yazın. Hüseyin Güneş özellikle fotoğrafını bu buraya bir yere koyacağım abi. Çok şapırdatıyorsun, iğrençsin demiş. Hüseyin abi, senin burada ne işin var? Hüseyin abiciğim. Senin benim videomda ne işin var? Kesinlikle hiç anlayamadığım bir kitle. Yani beni genelde 15, 16, 20, 25, 25'ten sonrası beni genelde takip etmiyor. Hüseyin abiye gerçekten çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum açıkçası. Hani kahvede okey dönerken büyük ihtimal bana bu yorumu yapıyordu. Ve inşallah arkadaşlarına da yayar. Bu arada çok iğrençsin demişsin. Çok teşekkür ederim Hüseyin abi. Çok üzüldüm. Birazdan bu kanalı kapatmaya gidiyorum. Sara Bayramovi satan siniri bozuk salak demiş. Sara ya bu kızlar ne ya, ülkemizin kızları erkeklerden daha çok küfür etmeye başlamış. Ne kadar küfürbaz insanlarsınız. Bir gün olsun ağzımdan küfür duydunuz mu be? Bir gün olsun ağzımdan bir tane küfür duydunuz mu? Ben küfür etmem abi. Onu da saygıyla karşılamak zorundayım. Sara seni gördüğüm yerde mahvedeceğim kızım. Seni bir daha yorumlarımda gördüğüm zaman kevgire çevireceğim kızım seni kevgire. İyimserim ama o kadar da değilim tabii ki. Muhammed Memiş demiş ki abi hayvansın lan. İşte bu. İşte istediğim yorumlar. Bayılıyorum abi linçlenmeye. Bayılıyorum. Hayvanın tekiyimdir. Genel olarak yaşamımda da böyle. Hayvanın tekiyimdir abi. Arkadaşlarım bazen 4 kişi toplanırken 5-6 tane yemek alıyor. Diğerlerini ben yerken diğer küçük bir kısmını arkadaşlarıma veriyorum. Yemek yemeye bayılıyorum. Ayfer Aydoğan tabi bir kadın olduğu için yine bir küfür geliyor. Götürük zemen demiş. Ayten'cim. Yakınlaş buraya. Ayten. Yapma gözünü seveyim. Bunu başka yerlerde asla söyleme. Ayten bunu başka yerlerde asla söyleme. Kız harcarlar seni buralarda. Kız burası YouTube, harcarlar seni. Bu ne? İnanamadım Ayfer. Gözünü seveyim. Kadın halinle neler yapıyorsun böyle? Erkeklerden daha psikopat çıktın. Bir de var ya yazabilseler aklım hiçbir şekilde sıkıntı yapmayacak. Yazamıyorlar. Yazamıyorlar abi. Küfür eden kitle, bazı kitle kaliteden uzak.
kesinlikle kaliteden bahsedemezsin. Kaliteden uzak, harfleri birbirine getiremeyen, linç olsun diye linçleyen, bir şekilde içerikte linç arayan. Hatta ve hatta bana gelen yorumlara bakıyorum, bazen üst üste geliyor mesela. 3 tane videoma yorum yapmış kötü şekilde. Bir tanesinde çok kötüsün, bir tanesinde iğrençsin. Adam beni sevmiyor. Ağzımla kuş tutsam yine de sevmeyecek beni abi. Sevmiyorsan sevme abi. Seninle uğraşamam. Benim öyle bir kemik tayfam var ki, kemik tayfa deli gibi seviyor. Onun için Ayfer'lerle uğraşmayın. Ayfer, git bu kanaldan. Pre oyuncu, pop musun lan? Sen küpe takıyorsun demiş. Evet arkadaşlar, bunu açıklamak zorundayım. Uzun zamandır sizden saklıyorum. Aileme de bunu tabii ki söyleyemedim. Küpe taktığım için maalesef ki top oldum. Pro oyuncu. Hangi devirde yaşıyorsun sen ya? Bu ne alaka? Gözünü seveyim, ne alaka? Küpe takmak topluk mu? Kaç yaşındasın? Muhtemelen daha küçüksün. İnşallah büyümez. Yok, bu bedduaya girer. İnşallah bu düşünceden çıkarsın. Küpeyle topluluğun bir alakası olmadığını inşallah anlarsın. Ya Rabbim, Allah'ım bu şekilde insanları yakınıma yaklaştırma ya Rabbi. Bu şekildeki insanları yakınma, yaklaştırma ya Rabbi. Bunların en büyük duam odur abi. Ben cahil sevmiyorum. Cahile alerjim var, bak kaşındı söyleyince. Cahile... bir daha kaşındı. O şeye alerjim var abi. Onu sevmiyorum. Onun haricindeki insanlara herhangi bir yargılama söz konusu değil ama onu sevmiyorum. Onu söyleyince kaşıntı oluyor bende. Senin tipini kim demiş? Bir de buradan bak. Bir de buradan. Bayılıyorum kendime bazen. Gerçekten çok bayılıyorum. Bu şekilde yorumlar benim aslında hiçbir şekilde umurumda olmuyor ama dalga geçmem gerekiyor. Resmim bile yok, korkak. Gerizekalı demiş. Yemek kanalına yemekle ilgili sohbet eden bir insan neden gerizekalı dersin? Ben de var ya, hiç eleştiri sevmiyorum be. Hepsini linçleyesim geliyor. Ben de linçliyorum, içimi rahatlatıyorum. Yemek kanalında felsefeden konuşamam. Bazıları bak şunu anlamıyor. Yemekle ilgili sohbet, muhabbet, gırgır şamata yapıyoruz. Muhtemelen şu an beni yemek yerken izliyorsun abi. Çok canın sıkıldı ve beni izliyorsun. Ve şu an videonun sonuna doğru gidiyorsun. Ben şu an size biraz daha arkadaşlık etme amacına bu videoyu çekerken karşımdaki insanlar çocuk musun ya, nasıl konuşuyorsun diyor. Kanka, yemek yiyen bir çocuktan ne bekliyorsun, felsefe mi bekliyorsun? Gel farklı kanalda onu tartışalım. Ama bunu yapamam bu kanalda. Burada gırgır şamata yapıyoruz gençler. Burada aklımızı, beynimizi dışarıda bırakıp geliyoruz. Burada sadece eğleniyoruz. Instagram'dan ulaşın, ben size her türlü şeyi açıklarım, sıkıntı yok. Ama burada yok. Burada kesinlikle yok. İstemiyorum. Tamam mı? İstemiyorum dedim. Israr etme. Seni vururum. Serhat Gezer takipçilerini vurmakla takip. Sen malsın demiş. Futbol. Allah senin belanı versin demiş. Yuh be. Hayatımda bu kadar bir insandan nefret etmedim he. Hayatımda hiçbir insandan bu kadar nefret etmedim. Bu arada çok acıymış. Bela döner dolaşır kendinizi bulur abi, yapmayın, size üzülüyorum. Bana kaç tane mi bela atan insanlar var şu an, var ya mezarın altında. Vay. Kendilerini bilmiyorlar abi. Durup dururken yemek yiyen bir insana Allah belanı versin de demezsin be. Bence demezsin abi. Bunu size soruyorum abi. En son kime beddua attınız? Neden beddua attınız? Zıkkım ye demiş. Az önce bir şey yedi. Hiçbirisi zıkkım olmuyor, biliyor musun? Hiçbirisi kesinlikle zıkkım olmuyor. Aksine Lale Hoç gibi midem o kadar güzel gidiyor ki anlatamam. Senin gibiler Eylat. Kesinlikle. Kesinlikle ama kesinlikle çok daha fazla yemek yiyeceğim. Ya bazen düşünüyorum, başka kanal bu kadar linç alsa acaba ayakta durabilir mi? Acaba çok mu umursamazım? Size sorayım abi, ben çok mu umursamazım? Bence her şeyi umursayacak bir çocuğum yani. O kadar değil. Ben umursuyorum. Yok, umursamıyorum. Umursuyorum. Umursamıyorum. Boş ver, yemek yiyelim. Yine söz verdiğim üzere çok güzel, çok harika linçleri okudum. Çok keyif aldığım bir videoydu. Çok daha güzel video gelmesini istiyorsanız çok 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 beğeni ve takip atınız.
Yorumlarda çok 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 yorumlarınızı bekliyorum. Herkesi selamımla uğurluyorum.